Değerli arkadaşlar selamlar. Bir İngilizce okuma dersine tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde Pirates of Caribbean evet kitabını okumaya çalışacağız birlikte. Kitabımız ikinci seviyede bir kitap. Yani level 2 seviyesinde. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden. Ben böyle biraz büyütüyorum. Daha iyi görmeniz açısından. Mesela özellikle videoda bazen arkadaşlar hocam yazıyı göremiyoruz diyorlar. Ben böyle tam sayfa yapıp göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Heh, şöyle iyi. Tamam. Chapter 1'den başlıyoruz arkadaşlar. The Ghost Ship, hayalet gemi. Bununla ilgili. Şimdi dikkat ederseniz level 2 demek. Yani geçmiş zaman simple past tense de mesela yazının içerisinde olacak. Ben yeri geldiği zaman duracağım. Ondan sonra da fiiller hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Aynı şekilde grameri de okuduğum cümleler arasında size göstermeye çalışacağım. Kalıplar falan olursa. Siz de benimle takip ederek kitabı okuyabilirsiniz. Aslında mesela kitabı daha önceden mesela okuyup böyle tekrar okursanız daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü anlamadığınız cümleleri birlikte mesela anlamlandırmaya çalışabiliriz. Evet. Chapter 1, The Ghost Ship. Evet. Sailors tell a story. Sailors arkadaşlar gemiciler. Evet. Sailors. Bakın özne bu. Özne bu. Burayı en son söyleyeceğim arkadaşlar. En son mesela buraya getireceğim. Yani biz Türkçe'ye çevirdiğimizde fiil en sonda olur arkadaşlar. O nedenle buraya dikkat edeceğiz. Gemiciler. Bakın. Önce bir cümleyi okuyacağım. Cümleyi evet İngilizce okuyacağım. Telaffuz edeceğim. Ondan sonrasında çevirmeye çalışacağım. Çevirirken de sondan başlayacağım arkadaşlar. Önce özneyi söyleyeceğim. Sonra sondan başlayacağım. Sailors tell a story about a big black pirate ship. Sailors tell a story about a big black pirate ship. Gemiciler, bakın gemiciler siyah bir korsan gemisi. Bakın, evet büyük siyah bir korsan gemisi hakkında evet bir hikaye söylerler. Bakın bir hikaye söylerler. Söylerler. They see it sometimes when the fog is thick. Onlar bakın bu it burada bu gemiyi söylemeye çalışıyor. Bakın bu. They see it sometimes when the fog is thick. Ne zaman sis çok kalın olursa o gemiyi bazen o gemiyi görürler. Evet. Demek ki oluyor ki yani bunu cümleye tam çevirdiğimiz zaman bahsedilen bu korsan gemisini böyle sis kalın olduğu zaman görürler bazen. Evet. The ghostly pirate. The ghostly pirates. Evet. Ghostly pirates on the black ship can never leave it. Evet. The ghostly pirates on the black ship. Burası özne arkadaşlar. Bakın şuradan özne başlıyor. Şuraya kadar. Evet. Ne mesela burada diyor? Siyah geminin bakın işte siyah geminin üzerinde bulunan hayalet korsanlar. Pirates bakın korsanlar. Can never leave it. Gemiyi, bakın bu halen gemi diyor. Gemiyi hiçbir zaman never terk etmezler, terk edemezler. Because the ship carries a curse. Çünkü geminin üzerinde bir kara bela var. Yani kara bela büyüsü var. Evet, yani bir efsane var. O nedenle. But this is only a story. Fakat bu sadece bir hikayedir. There aren't really any ghosts. Gerçekten de hayaletler yoktur bakın. There aren't. Yoktur yani. Yoktur. Hiçbir hayalet gerçekten yoktur. Or are there ya da var mıdır? Soruyor arkadaşlar. Burada hikaye başlıyor bakalım. The Dauntless. The Dauntless. Bir özel isim arkadaşlar. The Dauntless sailed slowly through the thick fog. Zannedersen bir geminin ismi. The Dauntless. Evet. Kalın bir sis içerisinde. Sisler arasında yavaşça yüzüyor. Yavaşça deniz üzerinde hareket ediyor gemi. It was a big ship. O gerçekten de büyük bir gemi. And it carried 50 guns. Ve bu gemi kaç? 50 tane silah taşımaktadır. Carry taşımaktadır. And 100 strong men. Ve 100 güçlü adamı. Bu da demek oluyor ki çevirirsek arkadaşlar. Evet. Bu büyük gemi 100 güçlü adam ve 50 ağır silah taşımaktadır. 12 year old Elizabeth Swan. 12 year old, 12. Kaç yaşında arkadaşlar? 12, 12. 12 yaşındaki Elizabeth Swan stood at the front of the ship. Geminin önünde ayakta duruyor. Bakın, duruyor. She was on her way to Port Royal in Jamaica. O, Jamaika'daki Port Royal, yani Royal koyuna gitmek için gemidedir. Her father was the new governor there. Onun babası oraya, bakın onun babası
yeni governor. Yeni governor, new governor ama yeni bir yöneticidir orada. Yani yeni bir yönetici olarak atanmıştır. I like to meet the pirate. Kız söylüyor arkadaşlar burada. I like to meet the pirate. Evet, bir korsanla tanışmak istiyorum. She talked, düşündü. She remembered an old song. Ve aklına hemen eski bir korsan şarkısı geldi. Yo yo yo, a pirate's life for me. Bana yani bir korsan hayatı olsun. Yo yo yo, a pirate's life for me. Suddenly a sailor called to her. Aniden bir gemici, sailor, gemici üzerinde çalışan kişi called to her, onu çağırdı. Quietness, bayan sessiz olur musunuz? Quiet, sessiz olur musunuz? O söyledi. Evet, pirates sail this ocean. Pirates sail this ocean, bu okyanusta korsanlar var. Korsanlar hareket ediyor. Yani korsan gemileri var. You don't want to call them to us. Onları bize çağırmak istemezsiniz değil mi? Evet, bu şekilde bir çevirme yaptık. Mr. Gibbs, Kaptan Narrington shouted at the old sailor. Evet, geminin kaptanı Narrington evet, shouted yaşlı gemiciye. By Gibbs. Evet. Don't be afraid. Korkmayın, he said to Elizabeth. O Elizabeth'e söyledi. There aren't any pirates here today. Günümüzde artık hiçbir korsan kalmadı. Lütfen korkmayın. Bakın, don't be afraid, he said to Elizabeth. There aren't any pirates here today. Artık kalmadı. I'm not afraid, said Elizabeth. Elizabeth, ben korkmuyorum, söyledi. But she knew the stories about pirates and folk. Fakat o siz ve korsanlar hakkında epey hikaye biliyor. They looked down at the dark water. Herkes aşağıdaki siyah, yani koyu denize baktı. Evet, there was something there. Evet, geminin altındaki suyun içerisinde bir şey var. What was it? Neydi o? Wood, bir odun parçası mı? Bir kutu mu? Look, Elizabeth shouted to the captain. Elizabeth kaptana bağırarak, bakın. It's a man. O bir adam, said Captain Narrington. Captain Narrington de o bir adam dedi. No, it is not, said Elizabeth. Elizabeth dedi ki, hayır. It's a boy. O bir çocuk. Quickly, quickly, çabuk, çabuk, help him, ona yardım edin. Somebody help him, birisi ona yardım etsin. Evet, bakın resimde de görüyorsunuz. Çıkartıyor arkadaşlar çocukları. Çocuğun, oh, şu dog, düşündü. Will Turner çocuğun ismi. You are a pirate, sen bir korsan mısın? Chapter 2'ye geçtik. Port Royal. Evet, Royal limanına geldik arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz şu anda. Elizabeth opened her eyes. Elizabeth gözlerini açtı. She was in bed. O yatakta halen. In the governor's house in Port Royal. Port Royal'daki, yani Royal limanındaki bulunan görevlinin, yani kaymakamın diyelim, yani yöneticinin evinin içindeki yatakta gözlerini açtı. She looked at the gold medallion. O and smiled. Yani altın madalyona baktı ve gülümsedi. Evet. Bakın burada görüyorsunuz. O altın madalyona baktı ve gülümsedi. Every day she talked about the medallion. Her gün o madalyon hakkında düşündü. Every day she talked about Will Turner. Her gün Will Turner hakkında düşündü. Was it really 8 years? Gerçekten de yani 8 yıl geçmiş miydi? Evet. She heard her father. Are you in bed? Get up now. Halen yatakta mısın? Yatakta mısın? Kalk artık. Kalk. Governor Swan came into the room. Evet, yani kaymakam diyelim bu governor'a. Evet, kaymakam Swan içeriye geldi. It's a beautiful day. Güzel bir gün, he said. Söyledi. And look, I have something for you. Bak, senin için bir şeyim var. I have something for you. He gave Elizabeth a box. O Elizabeth'e bir kutu verdi. Inside, there was a beautiful new dress from London. Kutunun içerisinde bakın, inside, evet, Londra'dan gelmiş güzel bir yeni elbise var. You can wear it today. Sen bugün onu giyebilirsin, he said. O söyledi. For Captain Narrington's party. Kaptan Narrington'ın partisi için. Oh, him, evet, ona, said Elizabeth. Devam ediyoruz. Bakın burada Elizabeth arkadaşlar elbisesini giyiyor. She looked. Şunu böyle alayım altı. She looked very beautiful in her new dress. Evet. Alta geldik. Chapter 3. Kaptan Jack Sparrow. Burada duruyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde buradan tekrar ediyoruz.